Evet, güncelleme tamamlandı. Oyuna tekrar giriyoruz. Şimdi oyun güncelleme geldiği için Facebook'la bağlantı yapın diyor. Şimdi emülatör programı olduğu için görmüş olduğunuz gibi şimdi tıkladığınızda sanal bir klavye çıkacak. Burada ekran çözünürlüğü falan düşük. Buradan biz bağlantımızı yapalım bir saniye. Facebook'ta giriş yaptıktan sonra oyun açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyuna tekrar girmeye çalıştık. Tekrar bir güncelleme istedi. Tekrar güncelleme mevzusuna girdik. Yani bu emülatör programı açıkçası 5 para etmez bir program benim gözümde. Yani bunu kurduktan sonra çalıştığı zaman da kontrol, kontrol sistemi, grafik hepsi berbat. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Her videonun başında ve sonunda belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları beğenerek ve paylaşarak bize desteklediğinizi esirgemeyin. Bugünkü videomuzun konusu PUBG. Bu aralar PUBG üzerinden gidiyoruz. Çok oyun, popüler bir oyun. Biz de bundan nemalanmaya çalışıyoruz açıkçası. Bütün videolar onun üzerine. Her YouTuber'ın yaptığı gibi. Bugünkü oyunumuz mobil oyunu bilgisayarda nasıl oynayabilirsiniz? Bunun için emülatör programı var PUBG'nin sitesinden. Artı farklı bir site daha var. Bunu kurmaya çalıştık. 500 MB'lık bir dosya ama Google Play şifresi falan isteyince biraz sıkıntılı. Bunu da testini başka bir videoda yaparız. Şimdi PUBG Mobile'e giriyoruz. PUBG Mobile'ın sitesinden. Şu görmüş olduğunuz emülatör programını, pardon, direkt biz kendi sitesine girelim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki bu onun şeyi değil. Şimdi hangi yanlış bilgi vermeyeyim size. Evet. PUBG Mobile'ın yönlendirdiği site bu. sysz.qq.com English. Buradan download yapıyoruz. 8 MB'lık bir dosya. O dosyayı indiriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 8.67 MB. Bu dosyayı indirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurduktan sonra şu kısa yolu oluşuyor. Kısa yolu tıkladıktan sonra buradan PUBG Mobile'ı seçiyoruz. PUBG Mobile'ı seçtikten sonra 1.6 GB'lık bir dosyası var. O dosyayı indiriyor. Dosyayı indirdikten sonra bir de bunun güncellemesi çıktı. Yeni harita muhabbetleri. O dosyayı indiriyor. Yaklaşık 3.2 GB'lık bir dosya. İndirdikten sonra oyna diyorsunuz. Şuradan tam ekran yapalım, rahat görün. Burada oyun kurulu vaziyette çıkıyor. Bunu açmaya çalıştığınızda beyaz ekran ya da işte şu
sayfadan çıkıp tekrar PUBG Mobile'in şu sayfasına düşüyorsa yapmanız gereken bir ayar var. Bu ayar nedir? Şurada menü tuşu var. Menü tuşuna basıyorsunuz. Şurada ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmından motora giriyorsunuz. Burada akıllı mod etkin seçeneği vardı. Bende beyaz ekran vardı. OpenGL, OpenGL Plus artı DirectX Plus'ı hepsini denedim. Yine aynı şey, problem yaşandı. Burada yapmanız gereken OpenGL Plus. Yani size şikayetin ne olduğunu şöyle göstereyim. Direkt X'i açtık. Yeniden başlatın diyor. Şu anda oyun kuruluyor, açılıyor. Hatanın size ne olduğunu göstereceğim. Şuradan oyna diyorsunuz. Tekrar body çalışmaya başlıyor. Şurada konsol geldi. Oyun açılmaya başlıyor, görünüyor. Şunu da tam ekran yapalım. Şimdi oyunu kurduktan sonra randomını, performansı nasıl, asıl çekmiş olduğumuz videonun kaynağı bu. Hani kurmak problem değil, bir şekilde kuruyorsunuz. Ama hani görmüş olduğunuz gibi ekran şu anda biraz flu'ya dönmüş vaziyette. Gri bir ekran var ya da buna beyaz ekran diyorlar. Böyle bir problem var. Oyun açmayacak. Bu şekilde bir hata alırsanız, sebebi dediğim gibi o menüler kısmından, bu ekran geldikten sonra zaten oyun açılmayacak. Öteki ana menüye yönlendirecek sizi. Söylediğim ayarı yapmanız gerekecek ki oyun açılsın. Oyunu kurduktan sonra nasıl, randımanlı çalışıyor, memnun kaldık mı kalmadık mı testini yapacağız. Onun için de ikinci bir video daha çekeriz büyük bir ihtimal. Gördüğünüz gibi oyunu attı. Yapacağınız olay buradan menü, ayarlar, ayarlardan motor, motordan da direkt X'i seçeceksiniz. Bu büyük bir ihtimal ekran kartının desteklediği olay. Kaydı. Burada da şeylik ayarı var. Grafik ayarları var. Ultra. Burada hafıza, zaten bilgisayarda bizdeki i3 makine var. 8 GB RAM var. 4 GB'ını bunun için ayarladım. Problem olmasın dediğim halde oyunu kurduğumuzda yine takılmalar, yine donmalar, yine problemler var. Çözünürlük oyunun desteklediği, ama siz buradan ekstra değer verip de çözünürlük arttırabilirsiniz. DP burada da 160 ufak çözünürlükler için 400 dpi renk kalitesi, grafik kalitesinin kaliteli olması açısından. Yani ben tamamlayamadım, siz anlamışsınızdır. Bazı yorumlarda arkadaşlar çıkıp da hakem kesmesinler şimdi. Şimdi burada kaydet diyorsunuz. Yine buradan diyor ayarların etkin olabilmesi için diyor programı yeniden başlatmanız gerekiyor. Tekrar başlattık oyunu. Yani yeniden açmamız, kapamamız gerekiyor ama herhalde çalışır diye ümit ediyoruz. Bu emülatör programıyla emülatörü kurarken zaten Android 4.1 olarak görüyor. Yine bağlantı yapabilmesi için Facebook ya da Twitter üzerinden bağlantı yapmanız gerekiyor. Daha önceden cep telefonunda eğer Facebook ya da Twitter'dan bağlantı yaptıysanız, buradan girdiğiniz zaman aynı şekilde devam ediyorsunuz, kaldığınız yerden sıfırdan başlamıyorsunuz. Yani çok zor bir olay değil. Sadece dediğim gibi yeniden başlatmadığımız için bu ekran şey açacak. Biz bunu kapatıyoruz. Programı tekrar baştan başlatıyoruz ki görüntü gelsin. Hani ben kapatmadım, bu ayarları yaptım, hala beyaz ekran hatası alıyorum demeyin. İlla şu Tonsint Games Body'yi kapatmanız ve yeniden başlatmanız gerekiyor ki şurada görmüş olduğunuz işlem yapılsın. Oyun başlıyor. Yani bunu kurduktan sonra da oyunun açılması cep telefonu kadar hızlı değil. Makine hızlı olmasına karşılık emülatör programı olduğu için biraz yavaş çalışıyor. Bu sizi bekletirken biraz sıkıntı yaşatabilir. Ama size tavsiyem, oynayacaksanız ya bunun PC versiyonunu alın. Ya da başka emülatör programları varsa onun testini biz sizin için yaparız. O programlarla çalıştırın.
Yani bu çok randımanlı değil. Mouse'la hareket ediyorsunuz, yönlendiriyorsunuz, kare kare gidiyor. Ateş edeceksiniz, kontrol tuşuna basmanız gerekiyor ki. Ondan sonra oradan şey tuşunu, tabanca ateş tuşunu seçeceksiniz. Öyle basacaksınız. Bu sefer yönlendirme yapamıyorsunuz. Sağa sola kayıyor. Yukarı aşağı ileri geri gitmiyor. Oyun büyük bir ihtimal yine açmayacak. Şuradan tekrar motorlar kısmında OpenGL'iz. Emülatör programında bu problem var. Tekrar bir çalıştırıp bakalım. Bu arada söyledikleri HD ses kalitesi, HD grafik kalitesi filan hikaye. Cep telefonunda daha güzel bir görüntü alabiliyorsunuz. Ben şimdi videoyu durdurayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu bir güncelleme gelmiş. Güncelleme yapması gerekiyor. Ondan dolayı başlamadı büyük bir ihtimal oyun. Dediğim gibi beyaz ekran hatası alırsanız bu dediğimiz işlemli o arama motorundan direkt X'i OpenGL'i filan seçebilirsiniz.